teşekkürler sevgili izleyiciler. Ulusal Kanal ekranlarında gece görüşüyle karşınızdayız. Güne dair ayrıntılara geçmeden önce her zaman olduğu gibi satır başlarına bir göz atalım. Efendim Soçi mutabakatı kapsamında Türk-Rus ortak birlikleri ikinci devriyelerini tamamladılar. İkinci devriye yaklaşık 2 saat sürdü. Ayrıntılar birazdan gece görüşünde karşınızda olacak. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgili izleyiciler partisinin grup toplantısı ve sonrasında önemli açıklamalar yaptı sevgili izleyiciler. Amerika ve Rusya ile varılan mutabakatların kapsadığı alanlarda teröristlerin varlığını devam ettirdiğini söyleyen Erdoğan bu duruma seyirci kalamayacağının altını çizdi. Birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'nün medya yapılanması ile ilgili mahkeme Nazlı Alacak ve Ahmet Altan'a tahliye kararı verdi. Birazdan gece görüşünde ekranlarınızda olacak. Efendim Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümünde Türkiye Gençlik Birliği Anıtkabir'e 10 Kasım'da bir yürüyüş gerçekleştiriyor ve bütün Türk milletini de bu yürüyüşe davet ediyor. Anıtkabir'den de Mehmetçi'ye selam gönderilecek. Bu anlamlı yürüyüşün ayrıntılarını Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkan Yardımcısı Barış Demiralay ile birazdan stüdyomuzda değerlendireceğiz. Güne dair satır başlarımız böyleydi. Gece görüşü başlasın. Sevgili izleyiciler, bugün İstanbul çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Türkiye-Çin İş Forumu, TÜSİAD ve Çinli iş örgütlerinin ortak çalışmasıyla düzenlendi. Toplantıya çok sayıda Çinli iş insanı ve devlet yöneticisi katıldı. Toplantıda konuşma yapan Çin Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi Hu Heping, partiler arası pragmatik işbirliğine verdikleri önemi vurguladı. Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam edeceğini söyledi. Türkiye tarihi günler yaşıyor. Çin'den kalkan yük treni Kars'tan Anadolu'ya girdi. Tren Marmara Denizi'nin altından geçip Avrupa'ya ulaşacak. Böylece kuşak ve yol girişiminin en önemli ayaklarından Türkiye'nin içinde yer aldığı orta kuşak aktif hale gelmiş olacak. Avrasya'nın bütünleşmesi için atılan adımlar bununla sınırlı değil. TÜSİAD ve Çinli derneklerin ortak çalışmasının ürünü olan Türkiye-Çin İş Forumu 5 Kasım'da İstanbul'da düzenlendi. Foruma Türk iş adamı ve bürokratların yanı sıra Çin'den de iş adamları ve bürokratlar katıldı. Çin Komünist Partisi Merkezi Komite Üyesi Şuanji Eyaleti Genel Sekreteri Hu Heping ve Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Chui Wei açılış konuşması yapan isimler arasındaydı. Forumun açılış konuşmasını TÜSİAD Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Kaleaslı yaptı. Kaleaslı yaptığı konuşmada Türkiye-Çin ilişkilerinin olması gereken seviyenin altında olduğunu, bunun da iş insanları için bir potansiyel oluşturduğunu söyledi. Olumlu durum ile olumsuz durum aslında aynı. Çok altında seyretmekler. Dolayısıyla önümüzde muazzam bir doldurulması gereken potansiyel var. Olumsuz gibi gözüken tabloyu bir fırsata dönüştürebiliriz. 21. yüzyıla yakışan iyi bir ekonomik ortaklık inşa edebiliriz. Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Avcı da açılış konuşmasında kuşak ve yol girişimi içinde inşa edilen orta kuşağın önemine değindi. Mao Zedong'un yaptığı uzun yürüyüşü şimdi Türkiye ile Çin'in birlikte yapması gerektiğini söyledi. Çin'in önderliğinde hayata geçirilen ve tarihi İpek yolunu canlandırmaya yönelik yapılan bu dev çalışma Pekin'den başlayıp Londra'ya kadar uzanıyor. Türkiye orta koridor girişimi ile bu projeye destek olarak projenin vazgeçilmez bir parçası olma yolunu seçti. 1934 yılında başlayan uzun yürüyüşle devrimci Mao Zedong ve beraberindekiler 370 günde tüm Çin'i yürüyerek kat etti. Uzun yürüyüş Çin halkının esaretten kurtuluş savaşıydı. Şimdi diyorum ki Çinli dostlarımızla el ele verelim. Birlikte yürüyelim ve birlikte kazanalım. Büyük lider Mao'nun dediği gibi 100 çiçek açsın, 100 düşünce akımı birbirleriyle yarışsın. Mehmet Avcı'dan sonra konuşma yapan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Chu Wei uzun yürüyüşü hatırlattı ve Çin'in zorlukların üstesinden gelerek bugünlere geldiğini ifade etti. Çevirmen cihazları iyi taktınız. Ben Çince konuşacağım.
Konuşmacılarımızdan Mehmet Avcı uzun yürüyüşten bahsetti. Zorlukları aşarak bugünlere geldik. Tarihe bakacak olursak Şuanşi eyaleti İpek yolunun başlangıç noktasıdır. Ta o zamanlarda Çin'in batı bölgesinin gelişimi için kilit noktadadır. Lokomotif rolü oynamıştır. Bugün de Çin-Türkiye arasında bu lokomotif rolü üstlenebilir. İlişkilerimizi geliştirme potansiyelimiz vardır. İki ülke arasındaki gelişimcilerin birbirini tanımaları açısından bu toplantıda büyük bir fırsat. İki ülke arasındaki stratejik işbirliği için bu toplantının da faydalı olmasını temenni ediyorum. Açılış konuşmalarında son sözü alan Çin Komünist Partisi Merkez Komite üyesi Hu Heping, genel sekreteri olduğu Şuanşi eyaleti hakkında ekonomik verileri paylaştı. Türkiye ile Çin arasında artan işbirliğine vurgu yaptı. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan Türkiye, hayranlık uyandıran bir ülke. Çin ve Türkiye, tarihi İpek yolunun başlangıç ve bitiş noktasında yer alan iki ülke. Bu iki ülkenin diplomatik ilişkileri 48 yıl önce başladı ve gelişerek devam ediyor. Xi Jinping ile Tayyip Erdoğan son yıllarda 8 kere bir araya geldi. Son olarak 2 Temmuz'da Xi ve Erdoğan Pekin'de görüştü. Görüşmelerde yeni planlamalar yapıldı ve planlarla birlikte Çin-Türkiye stratejik işbirliği geliştirildi. Kuşak ve yol girişimi ile pragmatik işbirliğinde verimli sonuçlar elde edildi. Çin Komünist Partisi, AK Parti ile kurduğu dostane ilişkilere büyük önem veriyor. İki ülke ve iki halk arasındaki ilişkiler kazan kazan prensibi ekseninde ilerlemektedir. Bu toplantı bunun kanıtıdır. Bizler Xi Jinping'in verdiği talimat doğrultusunda ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarla iki ülkenin ekonomik ve ticari işbirliğinde daha verimli sonuçlar elde edeceğine eminim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla devam edelim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusunda Türkiye'yi oyalama girişimlerine karşı yeni operasyon mesajı verdi. Mutabakatların kapsadığı bölgelerde hala teröristlerin bulunduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu duruma seyircisiz kalamayız," dedi. İç politika gündemine ilişkin de konuşan Erdoğan, KHK çıkışı yapan Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'a sert tepki gösterdi. Bu bayrak inmez, bu ezan susmaz, bu ülke bölünmez, bu millet diz çökmez, bu devlet inşallah ilelebet payidar kalır. Washington ve Moskova'ya mutabakat uyarısı yaptı. Yeni operasyon mesajı verdi. Bu mutabakata biz bağlıyız. Bir şartla. Muhataplarımızın da sözlerini yerine getirmeleri halinde bu geçerlidir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında ve sonrasında önemli mesajlar verdi. Türkiye, Suriye ve Irak topraklarında tek bir terörist kalmayana kadar mücadelesini sürdürecektir. Erdoğan, Rusya ve Amerika ile yapılan mutabakatların kapsadığı alanlarda hala teröristlerin olduğunu söyledi. Her iki tarafta da belirlediğimiz güvenli bölge sınırları içinde hala teröristlerin bulunduğunu biliyoruz ha. Yani bizi aldatamazlar. Güvenli bölge sınırları ötesindeki teröristler de güvenlik güçlerimize yönelik saldırılar düzenliyor. Şu anda hala bu duyuruma seyirci kalmayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde teröre arka çıkan Avrupa ülkeleri de vardı. Ey Batı! Orada İl teşkilatının önündeki anneleri niye görmediniz? İşinize gelmiyor. Siz ikircikli de değilsiniz. Siz çok yüzlüsünüz. Amerika'nın FETÖ'ye sahip çıkmasına da tepki gösteren Erdoğan, sözde soykırım konusunda da sert çıkıştı. Bu konuda da bizi teslim alamayınca asırlık hesapları gündeme getirip kinlerini kusmaya başladılar. Partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, 13 Kasım'da Amerika'ya gidip gitmeyeceğinin net olmadığını belirtti. Gitmeden önce bir kendilerine bir telefon görüşmesi yapacağız. O telefon görüşmesine göre nihai kararımı vereceğim. Cumhurbaşkanı F-35'i alternatif olarak Rusya'dan uçak alınıp alınmayacağına ilişkin bir soruyu yanıtladı. Yani biz bu konuda nasıl S-400'de kararımızı verip alımlarımızı yaptıysak aynı şekilde F-35 sorunu çözülmezse
Bu noktada da gereken adımları atarız. İç politika gündemine ilişkin de değerlendirmeleri oldu Erdoğan'ın. Kanun hükmünde kararnameleri facia diyen Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'a tepkisi sert oldu. KHK'ya bir facia ifadesini kullanmasını ben esefle karşıladım. Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri Suriye'de Fırat'ın doğusunda 2. ortak kara devriyesini attı. İHA'ların eşlik ettiği devriye 2 saat sürdü. İlki 1 Kasım'da, ikincisi 5 Kasım'da atıldı. Türk-Rus askerleri Suriye sınırını geçerek ortak kara devriyesini attı. Ve Rus askeri araçları şu an sınıra dönüyor. 5 zırhlı araçtan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyu ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu. Türk ve Rus askerleri ikinci kara devriyesini Suriye'nin Ayn el Arab bölgesinde attı. 1-2-3-4-5-6 Devriyeyi gerçekleştiren konvoya İHA'lar da eşlik etti. Devriye 10 kilometre derinlikte gerçekleşti. İkinci devriye toplam 2 saat sürdü. Soçi mutabakatı kapsamında Türk-Rus ilk ortak kara devriyesi 1 Kasım Cuma günü Rasulay'ın 40 kilometre doğusuyla Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede icra edilmişti. 4 saat süren devriyeye toplam 8 araç katılmıştı. Türkiye-Rusya ortak devriyesiyle eş zamanlı çekilen Amerikan ordusu Kamışlı-Haseke hattında bir operasyona başladı. Amerika'nın hamlesi PKK-PYD için petrolü koruma devriyesi olarak değerlendiriliyor. Bölgeyi iyi bilen gazeteci yazar Fikret Akfırat ise Amerika'nın amacının petrol olmadığını düşünüyor. Akfırat'a göre Amerika, Türk ordusunun Irak'ın kuzeyindeki yürüttüğü pençe harekatını caydırmak için Kamışlı-Haseke hattında devreye atıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Rusya Federasyonu ortak devriyelerin ikincisini bugün yaptı. Ortak devriyelerle eş zamanlı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Kamışlı ile Haseke arasında bir bölgede devriye gezdiği belirtildi. Peki bu devriyeler ne anlama geliyor? Gazeteci yazar, bölgeyi yakından takip eden ve iyi bilen Fikret Akfırat'la konuşacağız. Harekat devriyelerin olduğu bölge bu bölge. Evet. Petrol devriyesi diye adlandırılıyor ama siz bu fikre katılıyor musunuz? Amerika niçin bu bölgede devriye görüntüsü veriyor? İşin esası şu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İran kuzeyinde de sürdürdüğü bir operasyon var. Pençe. Evet, pençe harekatı. Bu pençe 1 harekatı buradan başlamıştı. 2 ve 3 şu anda pençe 3 harekatı. Burası şimdi Amerika'nın Suriye'nin kuzey doğusuna yönelik PKK'ya yönelik askeri lojistik desteğini aktardığı Yarubiye, onlar Semelka diyorlar, sınır kapısına çok yakın, yaklaşık 70 kilometrelik bir bölge. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu bölgedeki faaliyetleri ne karşı bir caydırıcılık operasyonu diye nitelemek daha mümkün. Amerika çekilmiyor, tekrar Suriye'ye dönüyor propagandası yapıyorlar. Bu gerçeği yansıtmıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Trump'ın da ifade ettiği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de işi bitmiştir. Hem mecazi anlamda hem de gerçek anlamda. Amerika Birleşik Devletleri uzatmaları oynuyor. Öyle diyebiliriz. Oradan çekilmek bakımından. Şimdi yeniden oraya asker yığacak. Asker yığacağız dediklerinde bile 250 askerden bahsediyorlar. 250 askerle şuradaki petrol bölgesini korumasına imkan yok. Zaten onu Amerikalılar da biliyorlar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Kamışlı ile Haseke bölgesinde devriye gezmesi, sınırlı kuvvetle devriye gezmesinin ardından şöyle değerlendirmeler var. Türkiye Suriye ile masaya oturmadı. Türkiye'nin federasyon planı devam ettiği için Amerika bunu fırsat bilerek yeniden bölgeye bir hamle yaptı deniyor. Evet. Sizin görüşünüz ne? Bu temelsiz bir görüş. Çünkü Türkiye ile Rusya'nın federasyon planını savunmadığı resmi belgelere geçmiş durumda. Yani en son Soçi mutabakatında da Astana mutabakat metinlerinde de çok açık bir şekilde bu belirtiliyor. Hem Rusya hem Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve egemenliğini bu metinlerde savunuyorlar. Dolayısıyla
Suriye ile masaya oturmadığı için Türkiye federasyoncu politikalar nedeniyle oturmuyor gibi değerlendirmeler gerçeği yansıtmıyor. Şu anda 32 kilometre derinliğe Suriye'nin güneyine doğru süpürülen PKK-PYD'ye bir otonom yapı oluşturulma olasılığı sıfır. Bu olasılık sıfır. Neden? Bu bölgede, bizim bu bahsettiğimiz bölgede herhangi bir Kürt nüfus yok. Evet sevgili izleyiciler, gece görüşünde şimdi değerli bir konuğumuz var. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkan Yardımcısı Barış Demiralay. Stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Atatürk'ün günümüzdeki önemini konuşacağız ve güzel bir yürüyüş gerçekleştireceksiniz. Bundan bahsedeceğiz ama öncelikle 29 Ekim'de de bir yürüyüş gerçekleştirdi. Bu yürüyüşe 96. yıl dönümünde 29 Ekim'in vatandaşlarımız oldukça bir büyük ilgi gösterdiler. Vatan Partisi ve TGB Gençliği'nin öncülüğünde gerçekleşti ama hiçbir parti gözetmeden katılım oldukça yüksekti. Önce bununla ilgili kısaca bir düşüncelerini alabilir miyiz? Bu 29 Ekim, önceki yıllarda biz yine merkezi etkinlikler düzenliyorduk. Ankara merkezde özellikle. Çoğu ilde büyük kutlamalara sahne oldu. Çünkü nedeni Barış Mınar Harekatı'nda Türk ordusunun bir zafer kazanmış olması. Sınırlarımızın güvenliğini sağlamış olması. Yani Türk ordusunun kazandığı zafer 29 Ekim'de tıpkı Cumhuriyet'in kurulduğu günlerdeki gibi kutlanmış oldu. Milletimiz onun coşkusuyla 29 Ekim'de sokaklara indi, meydanlara indi. Nasıl Cumhuriyet savaşarak kuruldu. Şimdi de Mehmetçik sınırımızda, sınır boylarımızda büyük mücadeleler vererek PYD'ye karşı, ABD'nin piyonlarına karşı bir zafer kazanınca milletimiz de onun coşkusunu, onun kutlamalarını 29 Ekim'de yaşamış oldu. Biz de İstanbul'daydık. İstanbul, Ankara, İzmir'de çok büyük etkinlikler oldu zaten. İstanbul'da büyük bir yürüyüş yaptık. Mehmetçik'teyiz dedik. Mehmetçik'imiz savaşıyor. Türkiye birleşiyor, Türkiye kazanıyor dedik. O yüzden güzel görüntülere sahne oldu bu 29 Ekim. Biz de ekranlarımızda her gün yansıtmaya çalıştık ve büyük bir onurla yansıttık. Evet. Şimdi Atatürk'ün günümüzdeki öneminden bahsedelim istiyorum ben biraz da. Atatürk ve düşüncelerini yaşatmak için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Evet, aslında tam Atatürk'ün istediği bir Türkiye manzarası var. Daha iyisi olabilir mi? Olabilir tabii. Nasıl Atatürk'ün istediği bir Türkiye manzarası? Bir defa Atatürk kısacık ömründe 57 yıl yaşadı. O kısacık ömründe emperyalizmi ilk kez dize getiren bir lider, bir kahraman, bir ülke bıraktı bize, Türkiye'yi bıraktı. Emperyalizmi bu topraklarda ilk kez Mustafa Kemal Atatürk döneminde kaybetti, yenilgiye uğradı. Uzun bir sürede bu topraklara, bu bölgeye girememiş oldu. Evet. Atatürk'ün bugün istediği şeylerden bir tanesi oluyor. Yani ABD yine kaybediyor, emperyalizmi yine kaybediyor. Bu bölgede Türk milletinin, onurlu ülkelerin ona müsaade etmeyeceğini gösteriyor. Bir direniş var yani bu bölgede, evet. Türkiye'de, bu coğrafyada. Atatürk'ün en büyük anlamlarından bir tanesi bu. Yani Türkiye'nin bağımsızlığını, bütünlüğünü sürekli savunan bir mevzide olmak. Evet. Teşkilatlı olmak, TGB biz olarak bunu savunuyoruz. Atatürk'ü bugün nasıl yaşatıyoruz diyoruz. Atatürk gibi teşkilatçı olacağız diyoruz. Atatürk gibi zor durumlarda sinmeyeceğiz diyoruz. Atatürk ne diyor? Büyük ölülere matem gerekmez diyor. Biz de 10 Kasım'a giderken en çok bunu kafamıza kazımaya çalışıyoruz. Hı hı. Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir diyoruz. Atatürk'ü anlayacaksak böyle anlayacağız. Gençlik bu noktada tabii şimdi yaş arttıkça belki duygusallık artıyor olabilir. Atatürk'ün kaybettiğimiz 10 Kasım gününe giderken belki hüzünleniyor olabiliriz. Hüzünleniyoruz, biz de hüzünleniyoruz ama Atatürk'ü bugün hüzünlenmeyeceğiz. Atatürk'ün yaşadığını, dimdik ayakta olduğunu, 10 Kasım günü de Türkiye'nin her karışında Mustafa Kemal'ler şimdi olduğunu konuşacağız. Şimdi ona geleceğiz. Evet, şimdi 10 Kasım'da güzel bir yürüyüş düzenlenecek. Anıtkabir'e sevgili izleyiciler 10 Kasım'da bir yürüyüş gerçekleştiriyor Türkiye Gençlik Birliği ve bütün Türk milletinde bu yürüyüşe davet ediyorsunuz. Bu yürüyüşün ayrıca özel, başka bir özel tarafı da var. Anıtkabir'den Mehmetçi'ye selam göndereceksiniz ve herkesi de bu yürüyüşe davet ediyorsunuz. Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Sayılı günler kaldı. Biraz bahsedelim mi izleyicilerimize? 5 gün kaldı. Aslında çok az zaten bir zaman çok kısıtlı kaldı. Bir süre kala duyurduk. Biz TGB olarak Selamdır Türkiye 10 Kasım'da Anıtkabir'de Selamdır Türkiye olarak çağrımızı yapıyoruz. Barış Mınar Harekatı başladığından beri Türkiye'nin dört bir yanında, sadece Türkiye değil, maçlarda, şampiyonalarda her yerde sporcularımız, siyasetçilerimiz, gazetecilerimiz, sanatçılarımız, annelerimiz, Diyarbakır'daki o PKK'ya karşı direnen annelerimiz selam durdular. Hem Mehmetçi'ye selam durdular, Atatürk'e selam durdular. Birlik oldu herkes. Birlik oldu ve herkes o zaferden sonra
elini başına götürdü, selamını verdi. Biz şimdi diyoruz ki 10 Kasım günü o Mehmetçiğe gönderdiğimiz selamı, Mehmetçiğin yerine getirdiği vazifeyi Atatürk'ün huzurunda da hep beraber Türk milleti, sadece Anıtkabir'de değil nerede olurlarsa. Nereden başlıyor yürüyüş? Onları yürüyüş bilmiyorum. Güven Park'tan başlıyor. Hı hı. Kızılay'dan başlayacak. Topluluklar, üniversite toplulukları geliyor. Hı hı. Onlardan da bahsedeceğim. Çok kitlesel, özellikle gençler katılıyor. Gençler birçok ilden otobüs kaldırıyor. Kızılay'da buluşacağız, Güven Park'ta buluşacağız. Ardından güzel bir yürüyüşle hem Mehmetçiğe selam gönderen hem atamızı anan bir yürüyüşle Anıtkabir'e varmış, hı hı, olacağız. Tandoğan Meydanı'nda da buluşmamızı gerçekleştireceğiz. Çok önemli bir buluşma olacak. Giderek zaten şey artıyor. Anıtkabir'e ziyaretler artıyor her milli bayramda, Cumhuriyet normal günlerde. Cumhuriyet bayramında da gördük. Kalabalık, evet, oldukça yoğundu. Hınca hınç dolu. Millet atasına koşuyor. Bu 10 Kasım'da da yine millet atasına koşacak. Biz diyoruz ki TGB ile beraber sakın o gün illerinizde, evlerinizde kalmayın. Saat 9.05 geçe. Bizim tabii yürüyüşümüz 12.30 geçe, 12.30 geçe başlayacak. Orada hep beraber hazır bulunalım. Atamızın huzuruna selam duralım diyoruz. Hı hı. Hangi üniversitelerden destek gelmeye başladı? Birçok üniversitede, hı hı, çalışmalarınız devam ediyor. Evet. Zaman zaman biz de bültenlerimizde yer veriyoruz ama biraz aktarır mısınız izleyicilerimize? 95 üniversiteyle başlattık. İlk, evet, açıklamayı 95 üniversite topluluğu. Bu da ciddi bir rakam. Yani Türkiye'nin bütün üniversitelerinden aslında üniversite toplulukları bu çalışmayı başlattı. Onların ilan etmesiyle başladı. 95 üniversite topluluğu şimdi 150'yi aşmış durumda. Taraftar grupları, Atatürkçü düşünce toplulukları en başta. Onun dışında kitap toplulukları, başka topluluklar, kültür sanat kulüpleri hepsi şu an 10 Kasım'da Anıtkabir'e gitmek için kayıtlarını yapıyorlar. Otobüslerini isim isim dolduruyorlar. 95 topluluk Türkiye'de ciddi bir topluluk demek. TGB ile beraber o gün oldukça orada yüksek. Tabii hem üyelerinin katılımıyla hem yetişkinlerin katılımıyla çok güzel bir buluşma olacak. Şu an üniversitelerde çalışma sürüyor, liselerde çalışma ne sürüyor. Ne gibi çalışmalar yapılıyor? Onlardan da bahsedelim izleyicilerimize. Hı hı. Şimdi bütün üniversitelerde arkadaşlarımız herkese ulaşıyorlar. Yani öyle, hı hı, hadi 10 Kasım'da gidiyoruz, gidelim değil. Bir defa 10 Kasım'ı iyi anlamak lazım. Bu 10 Kasım dediğimiz gibi, evet, en çok atamıza sarılmamız gereken, onu yaşatmamız gereken günlerden bir tanesindeyiz. O otobüsler bu bilinçle doluyor bir defa. Hı hı. Atatürk'ü anlayacak gençlerle doluyor. Üniversitelerde topluluklarımız masalarını açıyorlar, afişlerini asıyorlar, pankartlarını asıyorlar. Tek tek bütün sınıflara giriyoruz. 10 Kasım'da neredesin? 10 Kasım'da pazara denk geliyor, bir de üniversite olsa orada saygı duruşuna geçeriz ama 10 Kasım pazara denk geliyor. Ders yok, iş yok, tatil günü 10 Kasım'da Anıtkabir'e, atamızın huzuruna gidiyoruz diyerekten bütün kapılar çalınıyor, bütün gençlerin elinden tutuluyor. Aslında şu çok güzel değil mi? Parti gözetmeksizin, evet, her kesimden insan katılıyor. Evet. Okuldaki çalışmalarda da böyle mi? Tabii. Okuldaki çalışmalarda yani TGB'nin içerisinde olsun, o topluluklarda olsun herhangi bir partinin üyesi. Hı-hı. Yani burada AK Parti üyesi arkadaşlarımız da, Cumhuriyet Halk Partisi üyesi, evet, arkadaşlarımız da, Milliyetçi Hareket Partisi üyesi arkadaşlarımız da, Vatan Partisi üyesi arkadaşlarımız da. 29 Ekim'de de öyleydi. Aynen, evet. Zaten gençlik bunları çok gözetmiyor böyle. Sen, hı-hı, şu partidensin, hı-hı, ben bu partidenim demiyor. Tam tersi, biz Türkiye'ye nasıl daha yararlı olabiliriz diyor. Biz 10 Kasım'da nerede durmamız lazım diyor ve o niyetlerle, o ışıkla, o bilinçle TGB'nin üniversite topluluklarının düzenlemiş olduğu bu 10 Kasım etkinliğine katılmış olacaklar. Oldukça güzel bir yürüyüş gerçekleşecek. Evet. Biz de bunun farkındayız şimdiden, evet, heyecanla bekliyoruz. Peki farklı sivil toplum kuruluşlarından da destekler geliyor mu? Yani arıyorlar mı sizi katılmak için, müracaatta bulunuyorlar mı? Tabii ben bu noktaya şöyle geleceğim. Şimdi 10 Kasım geldi mi birçok şirket, birçok vakıf videolar yayınlıyor. Şimdi biz de bir video yayınladık. Canlı yayına yetişti aslında, yayınladık bu akşam onu. Erkan Kol'un da seslendirdi bir video. Ulusal Kanal sunucusu. Sevgilerimizi iletelim Erkan Kol'a. Selamlarımızı iletiyoruz. Çok güzel oldu. Biz de öyle anmış olduk 10 Kasım'ı şimdiden. Videolar yayınlanıyor, sivil toplum kuruluşları yayınlıyor videoları ama bir tanesi 10 Kasım'a giden gençlere bir destek vermiyor. Sadece o videolarda kalıyor. Twitter'da o reklamlar veriliyor. Herkes izliyor. Gözyaşlarına da boğuluyoruz. Ama gelin biz diyoruz ki hep beraber 10 Kasım'da atamızın huzurunda olalım. En iyi oradan. Gençlere destek verin. Gençlere destek verin. Belediyeler hepsi şimdi bir prodüksiyon hazırlığı içerisinde. Evet. Şirketler o hazırlığın içerisinde. Ben onlara şunu söylüyorum. 10 Kasım'da Atatürk'ü yaşatmak istiyorsanız atasının izinde gençlere destek verin. Onlar 10 Kasım'da Anıtkabir'e yolculuk etsinler. 10 Kasım'da, evet, Anıtkabir'de Atatürk'ü ansınlar, anlasınlar. Neler diyorum. Bekliyorsunuz? Neler bekliyoruz? Gençler olarak çok güzel şeyler, hı-hı, yapıyorsunuz. Pırıl pırıl çocuklarsınız. Evet. Neler bekliyorsunuz? Biz 10 Kasım'dan, evet, ya da bize destek olacaklardan. Evet. Bize destek olacaklardan en basiti otobüs.
Şaka değil yani, bu en basit aslında otobüs. Binlerce otobüs tutulacak. Yaya gelme şansımız yok. Yaya da geliriz. 1968'de Mustafa Kemal yürüyüşü yapıldı. Binlerce genç yürüdü. Evet. Yaya da gidilir gerektiğinde. Ama TGB'ye, topluluklara, üniversiteler özellikle kapılarını açmalılar. Onlara otobüs vermeliler. Ne kadar çok otobüs olursa o kadar çok genç gider. Ne kadar çok destek sağlanırsa o kadar çok atasına koşar. Atatürk geçtiğimiz yıllarda, özellikle 80 sonrası, hep böyle anmalarda ağlatarak insanları, 29 Ekim'lerde de bayrak törenleriyle geçiştirildi. Ama bugünün gençliği böyle geçiştirilecek bir gençlik değil. Tam tersi, işte Atatürk yaşatılsın istiyorsak, ki istiyoruz, herkes istiyor Türkiye'de. O zaman gençlere destek şart, gençlere otobüsünden tutun her türlü destek şart yani. Evet. Biz de istiyoruz destek tabii. vermelerini. Tabii ki biz de ekranlarımızda, sizde stüdyomuzda yer vererek elimizden geleni her zaman yapmaya çalışacağız Barış. Son olarak neler aktarmak istersin? Yürüyüş kaçta başlayacak? Nerede başlayacak? Belki ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz vardı. Bir kez daha hatırlatalım mı? Ben şunları söyleyeyim. Behçet Kemal Çağlar, ne senden geçeriz ne eserinden diyor. Mahmut Esat Bozkurt, durursak düşeriz diyor. Biz de az önce Atatürk'ün sözünü söyledim. Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir diyoruz. Bu 10 Kasım'da Atatürk'ün fikirlerinin hayat bulduğu bir 10 Kasım, bir 2020'ye doğru gidiyoruz. Bir 2019 yılını geride bırakıyoruz. Bağımsız Türkiye'yi, birlik içerisindeki bir Türkiye'yi kuruyoruz. Bu 10 Kasım'da Mehmetçiğin bir zaferi var önümüzde. Diyoruz ki Türk milleti 10 Kasım'da Anıtkabir'de buluşsun ve bunun dışında nerede olursa olsun hem Mehmetçiğe hem atasına selam dursun diyoruz. Saat 9'u 5 geçe yürüyüşümüzde 12.30'da Güven Park'tan başlayacak. Anıtkabir Tan Doğan Meydanı'nda son bulacak ve oradan hep beraber Atatürk'ün huzuruna geçeceğiz ve selamlarımızı vereceğiz. O gün çok görsellik de çok fazla olacak. Dövizlerimiz hazır, bayraklarımız hazır. Ne güzel. Yağmur yağarsa şemsiyelerimiz hazır. Çok güzel bir görüntü olacak. Büyük bir hazırlık yapmışsınız evet, aslında. Atatürk'e, Atatürk'ü anmaya yakışır şekilde, Atatürk'ü anlamaya yakışır şekilde bir 10 Kasım töreni düzenlemiş olacağız. Çok güzel. Barış, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yayınımıza katıldın gece görüşüne. Ne güzel şeyler anlattın. 10 Kasım'la ilgili yapacaklarınızdan bahsettiniz. Biz sizden çok mutluyuz her zaman. 10 Kasım'da da 29 Ekim'de olduğu gibi güzel bir yürüyüş gerçekleştireceğine canı gönülden inanıyoruz. Katılımın da yüksek olduğuna inanıyoruz ve ekranlarımıza zaten getireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz yeniden. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkan Yardımcısı Barış Demiralay stüdyo konuğumuz oldu. 10 Kasım'da gerçekleştirilecek Anıtkabir'e yürüyüşle ilgili ayrıntıları aktardı sevgili izleyiciler ve bültenimize gece görüşüne şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Barış Pınarı Harekatı sırasında teröristler Türkiye topraklarına yüzlerce havan mermisi attı. 21 vatandaşımız şehit oldu, 100'ü aşkın kişi yaralandı. Vatandaşlarımızı öldüren mermilerin mevşeyi belli oldu sevgili izleyiciler. Türk ordusu ve ona müzahir gruplar Barış Pınarı bölgesinde PKK'ya ait bir silah deposunu ortaya çıkardı. Silah deposunda çok sayıda ABD malı havan mermisi ve topu bulundu. PKK'nın vatandaşlarımızı ABD silahlarıyla öldürdüğü bir kez daha tespit edildi. YPG PKK'lı teröristlerin depolarında ABD'ye ait havan topları ve mermiler bulundu. Barış Pınar Harekatı sırasında Mardin'in Nusaybin ilçesiyle Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ve Birecik ilçelerine teröristlerce çok sayıda havan saldırısı düzenlenmişti. Saldırılarda 21 sivil şehit olmuş, 100'ü aşkın kişi de yaralanmıştı. Harekat süresince teröristler Suriye'deki işgal ettikleri bölgelerden Türkiye'deki yerleşim yerlerine yüzlerce havan mermisi atmıştı. İşte o atılan havan mermileri PKK'nın silah depolarında bulundu. ABD menşeli silahlar böyle görüntülendi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn'da yapılan arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait büyük bir silah deposu ortaya çıkarıldı. ABD malı olduğu tespit edilen 60 kadar mühimmat sandığının her birinde ikişer adet havan topu mermisi bulunuyor. 120 milimetrelik havan toplarının 8 kilometre menzile sahip olduğu biliniyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen görevlerde daha önce de ABD mühimmatları ele geçirilmişti. Rasulayn'ın güneyinde M4 karayolu üzerinde yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında Amerikan yapımı uçak savar mühimmatı bulunmuştu. Sandıkların üzerinde ABD devletinin lojistik işlerini gören Genel Hizmetler İdaresi'ne ait GSA logolu yazılar görülmüştü.
Ve Suriye'nin Tel Abyad şehrinde PKK'lılar yine sivilleri hedef aldı. Bomba yüklü araç patlatıldı. Ölen ya da yaralanan olmadı. Milli Savunma Bakanlığı saldırıyı düzenleyen teröristin yakalandığını duyurdu. Barış Pınarı Harekatı kapsamında PKK'lılardan kurtarılan Tel Abyad'da teröristler güvenliği bozmak için saldırılar düzenliyor. Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. PKK'lıların sivilleri bir kez daha hedef aldığı belirtildi. Teröristler şehir merkezine saat 12.15'te bombalı araçla saldırı düzenledi. Olayda can kaybı yaşanmadı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist sağ yakalandı. Bakanlık açıklamasının sonunda teröristlerle mücadelenin süreceğini vurguladı. Saldırı sonrası sınır hattında yoğun güvenlik önlemi alındı. Öldürülen IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin ablası Rasmi Avad, Türkiye'nin Azez'e yaptığı operasyonla yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Türkiye, IŞİD lideri el-Bağdadi'nin ablasını operasyonla yakaladı. Arkadaşlarımız ve orada Azez'de bulunanlar gerekli tahkikatları gerçekleştiriyorlar. Rasmi Avad, Fırat Kalkan Harekatı bölgesi içinde kalan Azez'de, kocası, gelini ve 5 çocuğuyla birlikte bir konteynerin içinde ele geçirildi. Olay dış basında büyük yankı uyandırdı. Associated Press haberi Türkiye Bağdadi'nin ablası Rasmi Avad'ı yakaladı başlığıyla duyurdu. Associated Press'e konuşan üst düzey Türk yetkili Avad'ın yakalanmasını istihbarat açısından bir altın madeni olarak değerlendirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili gerekli soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Bakan Belçika'ya da IŞİD üzerinden tepki gösterdi. Yabancı ülke vatandaşı olan teröristlerin geri iade edileceğini belirtti. Yani Belçika yetkilileri diyorlar ki suç işlendiği yerde ifade edilsin. Niçin? DAEŞ'lar oraya gitmesinler, Avrupa ülkelerine gitmesinler. O zaman koskoca bir soru sormak isterim. Feri Erdal'ı bize niye vermediniz? Madem suç işlendiği yerde değerlendirilecektir, sorgulanacaktır. Çifte standardı Avrupa defalarca üretmeye çalışmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, arkadaşlarımız hazırlıklar yapıyorlar. DAEŞ'ları onlara göndereceğiz. Nasıl göndereceğimizi de biliyoruz. Grup toplantılarıyla devam edelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'den hüküm giyen gazetecileri savundu. Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'dan arkadaşlarımız diye bahseden Kılıçdaroğlu kısmen de olsa özgürlüklerine kavuştular dedi. Bir yandan FETÖ'ye kol kanat isimlerin tahliyesini olumlu karşılayan Kılıçdaroğlu, diğer yandan da FETÖ imamı Adil Öksüz'ün neden yakalanamadığını sordu. Türkiye Cumhuriyeti saltanatı da yıkılacak. Bu sözlerin sahibini savundu. FETÖ'nün medya yapılanmasının önemli unsurlarından olup kumpaslarda aktif rol alan kişilerden arkadaş diye söz etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'cülere meclis kürsüsünden sahip çıktı. Gazeteci arkadaşlarımız, bazı gazeteci arkadaşlarımız tahliye oldular. Özgürlüklerine kısmen de olsa kavuştular ama yetmiyor. Hapiste gazeteci olmaz, hapiste yazar olmaz, hapiste avukat olmaz. Hapse atılan bir ülkede demokrasi yok demektir. Osman Kavala 735 gündür hapiste. Osman Kavala. Onun da bir an önce özgürlüğe kavuşmasını istiyoruz. Kılıçdaroğlu bir yandan FETÖ'den hüküm giyenlerin tahliyesini olumlu karşıladı. Diğer yandansa FETÖ imamı Adil Öksüz'ün neden yakalanmadığını sordu. Adil Öksüz'ün kayınpederini buldular, kayınvalidesini buldular, herkesi buldular. Ama Adil Öksüz'ü bir türlü bulmadılar. 15 Temmuz darbe girişimi Adil Öksüz yakalanmadan aydınlığa kavuşamaz. CHP Genel Başkanı PKK'ya destek veren belediyeleri kayyum atanmasına bir kez daha tepki gösterdi. Seçimi kazanıyorum ve beni kayyum atayarak görevden alıyorlar. Niçin? Yerlerine kayyum atanan belediye başkanlarının kelepçelenip 10 saat ayrı ayrı hücrelerde bir başka kente gönderilmeleri de doğru değildir arkadaşlar. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Temsilciler Meclisi'nin sözlermeni soykırımını tanımasına tepki gösterdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener'in gündeminde Rusya'yla yapılan Soçi mutabakatı da vardı. İYİ Parti Genel Başkanı mutabakatın Türkiye aleyhine olduğunu öne sürdü.
sopa gibi gösterilip çekilen bazı tasarılar birer ikişer ülke parlamentolarından geçmeye başladı. İyi Parti neden? Genel Başkanı Meral Akşener, Amerikan Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etmesine tepki gösterdi. Bu gelgitleri gören Batı ülkeleri de 100 yıl önceki Ermeni tehciri üzerinden Türkiye'yi iyice sıkıştırmak için adımlar atıyor. Dava arkadaşlarım, bugüne kadar her yıl Nisan ayında aynı tezgah masaya konurdu. Bu sefer erken başladı. Türk milletini kıyım yapmakla itham edenlere karşı sen de şunu yaptın, sen de bunu yaptın gibi cahilce laflarla vakit kaybedilemez. Akşener, Şırnak'taki 29 Ekim kutlamaları sonrası PKK'nın hedef aldığı öğretmen Seçil Yıldız'a da destek verdi. Kendisini tehdit edenler şunu çok iyi bilsinler ki Seçil öğretmen cumhuriyettir, Seçil öğretmen Türkiye'dir. Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı'nın gündeminde Rusya ile yapılan Soçi mutabakatı da vardı. Akşener, mutabakatın Türkiye'nin aleyhine olduğunu öne sürdü. Harekat yeni bir vizyonsuzlukla yarım kaldı. Rusya önümüze dikildi. Şam yönetimi bölgenin büyük bir kısmında kontrolü ele geçirdi. Amerika maaşlı teröristlerini alıp geriye çekildi. Kaybedense dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan. Yeni hükümet sistemine ilişkinde değerlendirmelerde bulundu Akşener. Sistemi eleştirdi, yeni anayasa çağrısı yaptı. Yeni anayasayla kuvvetler ayrılığını yeniden tesis edeceğiz. Kuvvetler ayrılığı sadece demokrasinin değil, doğru kararlar verebilmenin, ülkeyi hata yapmadan yönetebilmenin de vazgeçilmez şartıdır. Kuvvetler ayrılığı toplumsal gerilimi düşürmenin anahtarıdır. Efendim, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Resulayn'da teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan uzman çavuş Suat Topçu, memleketi Osmaniye'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit uzman çavuş Suat Topçu ebediyete uğurlandı. İstihkam uzman çavuş Suat Topçu, Barış Pınar Harekatı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında şehit düştü. Şehidin Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan naaşı Şanlıurfa GAP Havalimanı'na götürüldü. Şehit için havalimanında tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunuldu. Şehidin özgeçmişi okundu. Dua edildi. Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı helikopterle memleketi Osmaniye'ye gönderildi. Yeni mahalledeki baba evinde helallik alındı. Ardından cenaze namazı kılınmak üzere İmam Hatip Camii'ne götürüldü. Cenaze namazına askeri erkan, protokol ve çok sayıda vatandaş katıldı. Allahu Ekber. Evli ve iki çocuk babası olan şehit uzman çavuş Topçu, Asri Mezarlık'taki garnizon şehitliğinde sonsuzluğa uğurlandı. Sevgili izleyiciler, şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Sabırlar diliyoruz sevgili izleyiciler. Ve Diyarbakır'a uzanalım. Diyarbakır annelerinin oturma eylemi HDP'lilere il binasını terk ettirdi. HDP parti çalışmalarını ilçe binalarında yapma kararı aldı. Hepimiz kenetlenmişiz, el ele, kol kola, burada bekleyeceğiz. Diyarbakır annelerinin direnişi HDP'yi kaçırdı. Kenetlendik, Anadolu anneleri buradayız. Gitmeyeceğiz çocuklarımız gelene kadar. Diyarbakır il binasını terk eden HDP'liler parti çalışmalarını ilçelerdeki binalarda yapma kararı aldı. Hayır, yakalarını bırakmayacağız. Parti binasının bir süre kullanılmayacağı, güvenlik görevlileri ve nöbetçi yöneticilerin dışında partililerin binaya gitmeyeceği öğrenildi. Oğlumu istiyorum. Vallahi o gelmeyene kadar ben burada gitmeyeceğim. 55 aile HDP'nin çalışmalarını durdurma kararına tepki gösterdi. Biz çocuklarımızın eli silah tutsun istemiyorsun. Gelsin kalem tutsun.
Amerika'nın tuzağına düşürmüşler. Çocuklarının daha kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin başlattığı oturma eylemi 64. gününe girdi. İstiyorum, istiyorum, aklımı istiyorum. Anneler, yakalarını bırakmayacağız, yavrularımızı bize versinler diyor. Ya hayır, yakalarını bırakmayacağız. Bizi öldürseler de biz, birimiz öldürseler de kaç taneyiz? Irak'ın kuzeyinde terörle mücadele başarıyla devam ediyor. Avaşin ve Haftanin'e düzenlenen operasyonlarda 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Tespit edilen PKK'lılar nokta atışıyla vuruldu. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin ve Haftanin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü üyelerine operasyon düzenlendi. 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Yurt içindeki operasyonlar da aralıksız sürüyor. Diyarbakır'ın Lice, Kulp ve Silvan ilçelerinde 7 kış sığınağı ve 14 doğal mağara kullanılamaz hale getirildi. Sığınakta bulunan amonyum nitrat ve şeker karışımıyla hazırlanan el yapımı patlayıcı düzeneği de imha edildi. Efendim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk olarak bunun bedelini millet sana ödetecek dedi. İmamoğlu'nun Soylu'ya yanıt vermesiyle polemik büyüdü. Bakan Soylu bir açıklama daha yaptı. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın adını söyleyerek eski muhalefet liderinin ülkeyi satmadığını vurguladı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise saflaşmadaki taraflara dikkat çekti. Kalmadı. Kayıt konusunda uygulamaya karşı noktada. Bu kadar mı? Yine ilgilendiren kısmı terörü övmesidir. Doğrudan doğruya PKK terörünü koruyan bir tavırdır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terörle mücadelenin bir parçası olan kayyum uygulamasını Avrupa'ya şikayet etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert tepki gösterdi. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek dedi. Tartışmanın fitili ateşlendi. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Bu iş o kadar bedava değil. CNN'de yayınlanan programda konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, saflaşmaya dikkat çekti. Bu tartışma PKK'yı koruyanlarla vatanı savunanlar arasındaki bir tartışma. Tartışma İmamoğlu'nun Fransa'da Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ndeki konuşmasıyla başladı. Belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanması ve bir kısmının tutuklanması özellikle hukuk devleti ilkesini ihlal etmektedir. Avrupa Parlamentosu'na gidip Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. İmamoğlu Soylu'ya yanıt verince polemik daha da büyüdü. Seçimi iptal edenler ahmaktır. Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söylene bakarım, adama bakarım adam mı diye. Bakan Soylu bir kez daha konuştu. Avrupa'da bir fırsatını bulup Strasbourg'da Türkiye'yi şikayet etmek. Türkiye'nin terör sıfatıyla görevden aldığı belediye başkanlarını savunmak. Doğruysa ben milletimden özür dilerim. Ben milletimden özür dilerim, İmamoğlu'ndan da özür dilerim. Bu ülkeyi, bu vatanı satanlar sebebiyle, orada Türkiye'yi şikayet edenler sebebiyle kusurluysam kusurumu kabul ediyorum. Bedeli neyse ödemeye hazırım. HDP ve PKK'nın bağına değinen Soylu, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın adını vererek benim ülkemi satmadılar dışarıda ifadelerini kullandı. Burada ana muhalefet partisine de sesleniyorum. Bu ülkede Deniz Baykal ana muhalefet partisi genel başkanlığı yaptı. Benim ülkemi satmadılar dışarı. Bu ülkeyi şikayet edenler PKK'lılar, HDP'liler. İçişleri Bakanı Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları da değerlendirdi. Bu insanlar niye şu anda Resulayn'da, Tel Aviv'de varlar? Bana bunun cevabını verir misiniz? Misket oynamaya mı gittik biz orada? Bir terör koridoru oluşturmuş. O PYD PKK'nın Türkiye'deki içerideki ortakları kim? Kimler bunlar? FETÖ'nün medya yapılanması ile ilgili verilen kararla devam edelim. Hapis cezasına çarptırılan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan cezaevinden tahliye oldu. Ilıcak'la Altan FETÖ medya yapılanmasının darbe çağrışımı davasında yargılanıyordu. Darbe çağrışımı davasında yargılanan Nazlı Ilıcak'la Ahmet Altan cezaevinden tahliye edildi. Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan, FETÖ medya yapılanmasının darbe çağrışımı davasında silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan yargılanıyordu.
Ahmet Altan'a 10 yıl 6 ay ve Nazlı Ilıcak'a da 8 yıl 9 ay hapis cezası verilirken tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatine karar verilmişti. Hapis cezasına çarptırılan Ilıcak ve Altan cezaevinden tahliye edildi. Mahkeme iki isme yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri uygulanması hükmü verdi. Evet sevgili izleyiciler, şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından gece görüşü kaldığı yerden devam edecek. Bizden ayrılmayın. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir aranın ardından gece görüşü kaldığı yerden devam ediyor. Vergi yükü sabit gelirinin sırtında sevgili izleyiciler. Sabit ve orta gelirinin üzerindeki vergi yükü her geçen gün artıyor. Türkiye'nin ihtiyaçları vergilerle karşılanırken vatandaşın alım gücü düşüyor. Vergi ve harçlar yıl başından itibaren artacak. Yıl sonu enflasyon beklentisi %12. İşte çalışana zam bu oran üzerinden yapılacak, ancak motorlu taşıtlar vergisi, pasaport harcı, ehliyet harcı, trafik cezaları yıl başından itibaren %22.58 zamlanacak. Türkiye'deki vergi sistemi orta ve sabit gelirliyi zorluyor. İstenen kaynak elde edilemeyince ek gelir ihtiyacı vergilerdeki artışla karşılanıyor. Hal böyle olunca vatandaşın alım gücü düşüyor. Vergi, harç ve cezalara zam kapıda. Yeniden değerleme oranı %22,58 olarak belirlendi. Motorlu taşıtlar vergisi, pasaport harcı, ehliyet harcı, trafik cezaları yılbaşından itibaren %22,58 zamlanacak. Çalışanın maaş zammında ise dikkate alınan enflasyonun yıl sonunda %12 seviyesinde olması bekleniyor. Yani çalışana zam yapılırken %12, vergi, harç ve cezalara zam yapılırken %22,58 oranı göz önüne alınacak. Vergi düzenlemesine göre bir dizi değişiklik yapılacak. Gelir vergisi tarifesine %40 oranında bir tarife eklenecek. Değerli konutlara değerli konut vergisi gelecek. Konaklama hizmeti ve bu hizmetle birlikte verilen tüm hizmetlere konaklama vergisi adıyla yeni vergi konacak. Dijital vergisi de yolda. Bunun dışında vergi usul esaslarında değişiklikler yapılacak. Vergi güvenliğini artırıcı prensipler getirilecek. Vergi ve cezalarda indirimler yeniden düzenlenecek. Bir nevi vergi teşvikleri gelecek. Uyumlu mükelleflere indirim ve vergi ve cezalarda her aşamada uygulanacak indirimler sağlanacak. Türkiye'de toplanan 100 lira verginin 21 lirası gelir vergisi. Bu 21 liranın 14 lirasını ücretliler ödüyor. Verginin %60 ila 70'ini KDV ve ÖTV oluşturuyor. Hükümet milyonlarca kamu görevlisini doğrudan ilgilendiren 3600 ek gösterge için çalışmalara başladı. Çalışma Bakanlığı'nın süreci başlatmak için ilk toplantısını yaptığı öğrenildi. Ulusal kanalın edindiği bilgilere göre toplantıda ek göstergenin maliyeti hesaplandı. Memurlar ek gösterge için daha fazla zaman kaybedilmemesini istedi. 3600 ek gösterge meselesi işin açıkçası çok uzadı. Hükümet 3600 ek gösterge için kolları sıvadı. Bütçe görüşmelerinin hemen akabine 3600 ek gösterge ile ilgili bir düzenleme yapılabilir. Ek gösterge memurların aylık ücretleri, emekli aylığı ve emekli ikramiyesi belirlenmesinin en önemli unsurlarından biri. Bu da yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon öğretmen, 110 bin hemşire ve 110 bin din görevlisi olmak üzere toplamda 1 milyon 600 bin kişiyi etkiliyor. 4 meslek grubu değil. Tüm çalışanları kapsayacak adaletli bir şekilde ek gösterge düzenlemesine zaten geçmişten bugüne ihtiyaç var. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren konu için Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 4 Kasım'da bir toplantı yaptığı öğrenildi. Çalışma Bakanlığı bu 1,5 yıl içerisinde mi çalışıyor? Bu kadar uzun sürmesini anlamak mümkün değil. Ulusal kanalın edindiği bilgiye göre bakanlık ek göstergenin kaç kişiyi kapsadığını ve maliyetini masaya yatırdı. Çalışma Bakanlığımızın bildiğiniz gibi 3600 ek göstergeyle ilgili bir çalışması var. O devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuyla ilgili kamuoyuna paylaşmış olduğu vaat sözünden sonra 1,5 yıllık bir zaman
geçti. Ancak memur konfederasyonları toplantıya davet edilmedi. Kamu çalışanlarını ilgilendiren meselede mutlaka bu çalışmaları taraflarla birlikte ortak akılla bir masa etrafında toplanarak yapılması faydalı olacaktır. Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci Çalışma Bakanlığı'nın toplantısını ulusal kanala değerlendirdi. Kahveci, memurların düzenlemeyi uzun süredir beklediğini söyledi. Bir an önce sonuçlandırılmasını istedi. Çalışma Bakanı çalışma yapıyoruz falan diyor da kamuoyuna yansıyan bilgiler çerçevesinde söylüyorum. Bu kadar aylarca çalışmaya ihtiyaç duyulacak bir düzenleme değil. Bir araya geliriz, çok rahatlıkla kısa zaman içerisinde o çalışmayı tamamlayabiliriz. Bir an önce hayata geçerse emekli olmak isteyen arkadaşlarımız var. Onlar beklemedeler şu anda. Ve Toprak Mahsulleri Ofisi'ne verilmek istenen sınırsız ithalat yetkisi tepki topladı. Uzmanlar böyle bir yetkinin Türk çiftçisine darbe vuracağı görüşüne sevgili izleyiciler. Tarımın üretim üzerine inşa edilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar çiftçiye destek verilmesi gerektiğini belirtti. Üretime yönelik politikalar belirlenmeli. Yani ihracata yönelik politikalar belirlenmeli, ithalata yönelik değil. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yurt dışından tarım ürünlerini ithal etmesi için yetkileri sınırsız kılınmak istendi. Durumaysa tepkiler gecikmedi. Türk çiftçisine yapılmış en büyük darbelerden biridir. Sağlıklı, güvenilir gıda maddesine ulaşabilmek için yerli üretimimizi geliştirmek zorundayız. Konut alımından konaklamaya kadar birçok alanda vergilendirme getirilen yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif içinde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne her türlü tarımsal ürünü kamu ihale kanununa bağlı kalmadan ithal etme yetkisi de yer aldı. İthal ürünü getirdiğin zaman bunu kim işliyor? Sanayici. Savunma ne? Ülkemizdeki sanayiciye diyorlar buğdayı getiriyoruz, işliyor ama sonra makarna, pisküvi gibi üretime dönüştürüp yurt dışına satıyoruz. Peki onu yaptığınız zaman yurt içindeki çiftçiyi ne yapıyorsunuz? Onun pazarının önünü kesiyorsunuz. Hasat zamanında yapılan ithalat çiftçiye hiçbir avantaj sağlamaz. Gerçekten bir planlama yapamadık. Planlama yok. Türkiye önüne ulusal bir tarım politikası belirlenmesi lazım. İthalata dayalı politika pek çok sorunu beraberinde getiriyor. Çiftçinin ekimden vazgeçmesi ve ekim alanlarının daralması gibi krizler sorunların başında yer alıyor. Çiftçi her türlü baskılama sonucunda bir yıl sonra farklı bir ürün deseni deniyor. Ama her yıl denediği üründe de başına farklı sorunlar geliyor. Bu yıl diyelim ki buğday ekti, vazgeçiyor buğdaydan, fasulyeye yöneliyor. Fasulye para etmiyor, ondan geçiyor nohut para etmiyor. Ve her yıl para etmeyen ürünlerle yaşadığı sorunlar nedeniyle tarımdan uzaklaşıyor. 4,5 milyon hektar arazi son 20 yılda tarım arazisi olmaktan çıktı. Tarlada 50 kuruş olan bir sebze ya da meyve markette %500 hatta %700 oluyor artış. 6 lira 7 lira oluyor. Yani burada hem tüketici zarar görüyor hem üretici zarar görüyor. Üretici de kazanamadığı zaman ürünü ekmiyor. Hükümet Toprak Mahsulleri Ofisi'ne verilmesi hedeflenen yetkiyle fiyat istikrarının korunacağını savundu. Ancak uzmanlar çarenin Türk çiftçisinin desteklenmesinden geçtiğini vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin asli sorumluluğu ve görevi Türkiye'de çiftçiyi koruyup onun ürününün değer bulmasını sağlayacak hamlelerde bulunmak. Özellikle üreticinin kendi ürününü normal fiyata ya da gerçek değerine satabilmesi için kooperatiflerinin kurulması lazım. Devletin kooperatifler, üretici kooperatiflerinin desteklemesi lazım. Türk ekonomisinin dinamosu olan kamu kurumlarının özelleştirilmesi yeni yılda da devam edecek. Cumhurbaşkanlığı 2020 yıllık programına göre 39 adet taşınmazın özelleştirilmesi onay aşamasına geldi. Resmi gazetede yayınlanan programda etkin bir piyasa mekanizması oluşturulacağı iddia edildi. Devletçiliğin, kamuculuğun çözüm olduğu koşullarda kamuyu tasfiye etme sürecini ve bu krizi derinleştirecek adımları atmayı sürdürüyor. Kamu kurumlarının özelleştirilmesi önümüzdeki yılda da devam edecek. Cumhurbaşkanlığı 2020 yıllık programı resmi gazetede yayımlandı. Atatürk'ün temel politika anlayışlarından biri devletçilik ve halkçılıktı. Programda özelleştirme politikasının bilançosu ve yeni hedefleri yer aldı. Özelleştirmeler devletin ekonomik krize müdahale araçlarını ortadan kaldırıyor.
Programa göre etkin bir piyasa mekanizması oluşturma hedefi doğrultusunda özelleştirme uygulamaları sürdürülecek. Yanlış yönetim nedeniyle artan merkezi yönetim bütçe açığının finansmanı için kamu kurumlarının tasfiyesi, devletimizin bu iktisadi krizi atlatmasında kullanabileceği araçları yok ediyor. 2018 ve 2019 yılları arasında özelleştirme ihalesi yapılan 27 taşınmazın satış ve devir işlemleri için onay verildiği belirtildi. Bu taşınmazların sözleşmelerinin imzalanacağı kaydedildi. Önümüzdeki süreçte ise 39 adet taşınmazın özelleştirilmesinin de onay sürecinde olduğu ifade edildi. Kamu iktisadi teşebbüsleriyle özelleştirme için alınan kurumların 2019 yılında 1,4 milyar dönem zararı vereceği tahmin ediliyor. Ayrıca 7,9 milyar lira faiz dışı açık oluşturulacağı öngörüldü. Kendi ayağına kurşun sıkmaktır özelleştirme. Türkiye'nin çözüm yolu Atatürk'ün altı okunda ifade edilen devletçilik ve halkçılıktan geçmektedir. Raporda kamu mallarının satışıyla sağlanan gelire de ayrıntılı bir parantez açıldı. Satış ve devir işlemi tamamlanan özelleştirme uygulamasının tutarı 2018 yılında 6 milyar lira, 2019'un ilk 9 ayında 327,4 milyon lira oldu. İstanbul Eminönü'ndeki balık ekmek teknelerinin akıbeti belli oldu. İstanbul 4. İdare Mahkemesi verdiği yürütmeyi durdurma kararını ortadan kaldırdı. Teknelerin kaldırılmasına ilişkin yasal süreç kaldığı yerden devam edecek. Buyurun, buyurun, buyurunuz. Karabalık, buyurun. İstanbul Eminönü'ndeki balık ekmek tekneleri kaldırılacak. Teknelerle ilgili devam eden tartışmaya son noktayı İstanbul 4. İdare Mahkemesi koydu. Mahkeme son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin savunmasını aldı. Savunmadan sonra verilen yürütmeyi durdurma kararı ortadan kaldırıldı. Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun Twitter'dan açıklama yaptı. Ongun bundan sonraki süreçte kaymakamlığın tespit edeceği tarihte yine kaymakamlıkça tahliye gerçekleştirilecektir, dedi. Ispanakla ilgili zehirlenme vakaları artıyor sevgili izleyiciler. Başta İstanbul olmak üzere 3 ilde toplam 196 kişi ıspanağın içine karışan yabancı bir ottan zehirlendi. Yabancı otlarla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir açıklama geldi. Koca, halkımız sebzeleri otlardan ayıklasın dedi. Uzmanlarsa bir denetim mekanizması kurulması gerektiğini vurguladı. İstanbul'da yaşanan gıda zehirlenmesi 3 ile daha yayıldı. Toplam 196 kişiyi ıspanağa karışan yabancı ot zehirledi. Gıda güvenliği sadece üretim aşamalarında, işlem aşamalarında değil, tarladan, tohumdan başlayan tüketilinceye kadar devam eden bir sürecin tamamı. Peş peşe gelen zehirlenme haberleri Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Zehirlenmeye ıspanakları karışan yabancı otların neden olduğu analizlerle ortaya çıkarıldı. Sofralarımıza gelinceye kadar belli aşamalarda kontrolden geçmiş olması gerekir. Evet. Sistem bunu gerektiriyor. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir açıklama yaptı. Besin zehirlenmesinin ıspanaktan değil yabani otlardan olduğunu söyleyen Koca, halkımız sebzeleri otlardan ayıklasın dedi. Birbirine benzeyen ürünler olabilir ama bununla ilgili de önlemler alınması lazım. Ürün hazırlandığında mutlaka etiket bilgilerinin oluşturulması, belli kontrolden geçmesi lazım. Satış noktasına gelinceye kadar ürünün özelliğine göre doğru depolanması, doğru taşınması, evet, doğru teknikle taşınması lazım. Satış noktalarında uygun şekilde servis edilmesi, sunulması lazım. Tüketicilerin de alırken taze ürünse evet, tazeliğine dikkat edecekler. Yabancı madde karışmışsa bunlara dikkat edecekler. Uzmanlarsa bir denetim mekanizması kurulması gerektiğini vurguladı. Gıdanın tüketiciye ulaşana kadar denetlenmesi gerektiği belirtildi. Bu olay, bu vaka üzerinden gidersek bir güvenlik, gıda güvenliği sorunu olduğu burada çok net ortaya çıkıyor. Sağlık ve polis ekipleri zehirlenmenin kaynağını araştırıyor. Bunlarla ilgili daha çözümleyici, daha kalıcı tedbirler alınması gerekir. Meyve sebze konusunda ayrıca irdelenmedi. Aman beslenmemize de dikkat edelim sevgili izleyiciler. Yetersiz beslenme ciddi klinik sorunlara neden olabiliyor. Alanında uzman doktorlar yetersiz beslenme ile ilgili İstanbul'da basın açıklaması yaptı. Yapılan toplantıda tedavide beslenme farkındalık hareketi sonucu açıklandı.
Beslenme büyük bir problem. Bu tarihler beslenme farkındalığını yaratmak için yaratılmış bir gün. Yetersiz beslenmenin tehlikesine dikkat çektiler. Farkındalık için harekete geçtiler. Özellikle tedavi teşhisi konmuş, tedavi aşamasına gelmiş ve özellikle de kemoterapi gören hastaların beslenmesinin önemi üzerinde durmak istiyoruz. Malnutrisyon, yani yetersiz beslenme, sadece Türkiye'de değil, dünyada da önemli bir problem. Türkiye'de malnutrisyonun, yani yetersiz beslenmenin önlenmesi için doktorlar bir araya geldi. İstanbul'da basın açıklaması yapıldı. Hastalık halinde iştahın azalması, genel durumun bozulması, uygulanan tedavilerin yan etkileri, hastanın yaşadığı stres, bunları arttırabiliriz. Bunların doğal sonucu olarak hastalar yemek yemiyorlar. Kilo kaybetmeye başlıyor, kaslar erimeye başlıyor, genel durum bozuluyor. Yani söylemek zorundayım, hastaların ölüm riski artıyor. Yetersiz beslenme hastalıkların tedavisini olumsuz etkilerken hastanın yaşam kalitesini de büyük ölçüde bozuyor. Özellikle beslenme problemleri kanser hastası ve hasta yakınları için büyük bir problem. Bunlarla ilgili, beslenmeyle ilgili bir takım bizler ne yapabiliriz? Tıbbi yönden bunlar ne yapabilir? Bu yönüyle ilgili çalışmalarımız oldu. Ne kadar ciddi bir sorun olduğu maalesef çok iyi bilinmemekte toplum arasında da. 7 Kasım Dünya Beslenme Günü kapsamında tedavide beslenme farkındalık hareketi sonuçları açıklandı. İşin içinde çok fazla ortak bilim insanı var. Gerek tıbbi onkoloji, gerek radyasyon onkolojisi. Hastalarda belli bir standart beslenmeyi sağlıyoruz. 3521 hasta üzerinde kesitsel çalışma yapıldı. Her 5 hastanın birinde beslenme tedavisi planlaması gerektiği tespit edildi. KEPAN Derneği olarak biz Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği, klinik nütrisyonla ilgileniyoruz temel olarak. Yani hastalar şu yemeği yesin, bu yemeği yesin değil de bir şeyler yesin. Yemekleri yetmediği zaman biz onları yapay yollarla besleyebilelim. Ölüm riskini artıran ve hastalıkların seyrini kötü hale getiren yetersiz beslenme konusunda toplumun dikkatini çekebilmek idi bu çalışmanın amacı. Yine yapılan araştırmaya göre yaşlı bireylerin 1/3'ünün malnütrisyon riski altında olduğu belirlendi. Yaşlılarda bu durum hakkında çok dikkatli olmak lazım. Çünkü yetersiz beslenmenin, yani malnütrisyonun en önemli sonuçlarından biri kas kaybıdır. Türk siyasi tarihine Kara Oğlan lakabıyla geçen eski başbakanlardan Bülent Ecevit, 13. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Ecevit'in mezarına çelenk konuldu, dualar edildi. Şad olsun, El Fatiha. Türk siyasetinin Kara Oğlan lakaplı eski başbakanlarından Bülent Ecevit, vefatının 14. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Devlet mezarlığındaki törene Demokratik Sol Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok sayıda siyasetçi katıldı. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay tarafından Ecevit'in mezarına çelenk konuldu. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ecevit'in emperyalizme karşı olduğunu söyledi. Bülent Ecevit'in hedefi, ezen ve ezilenin olmadığı, çokça üretip hakça paylaşılan, insanca hakça bir düzende tam bağımsız Türkiye'nin yaratılması ve sonsuza kadar yaşatılmasıydı. Bu uğurda uluslararası egemen sistemin emperyalist politikalarına karşı deyimi yerindeyse göğsünü siper etmiş, canını feda etmişti. CHP Grup Başkan Vekili ise Ecevit'in sanatçı ve devlet adamı yönüne vurgu yaptı. Bugün devlet mezarlığında salt bir siyasetçiyi anmıyoruz. Anadolu coğrafyasının ender yetiştirdiği bir sanat insanını, bir duygu insanını da anıyoruz. Gene bugün burada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden bu yana ender yetiştirdiği bir büyük devlet adamını anıyoruz. Törene katılanlar Ecevit'e dua etti. Mezarını karanfillerle donattı. Bülent Ecevit'i bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz sevgili izleyiciler. Ve Cumhurbaşkanlığı 2020 yıllık programında yer alan Kadın Üniversiteleri projesi tartışma yarattı. Kadın örgütleri ve siyasi partilerden projeye tepkiler geldi. Kadın Üniversitesi projesinin yargıya taşınması bekleniyor. Kadın üniversiteleri Türkiye için bir çıkmazdır. Kadın üniversitelerinin kurulması hedefi Cumhurbaşkanlığı yıllık programında yer aldı. Duruma toplumun her kesiminden tepki geldi. Kadın üniversiteleri anayasanın eşitlik ilkesine
aykırıdır. Atatürk'ün dediği gibi bir toplumun yarısı zincirlerle bağlandığında diğer yarısının göklere yükselmesi mümkün değildir. Bundan vazgeçmek ve cinsiyete bağlı ayrımlar içeren üniversite eğitimi kabul edilemez. Bu uygulama toplumdaki cinsiyet eşitsizliğini çok fazla artıracaktır. Kadın Üniversitesi projesi hükümetin 11. Kalkınma Planı ile birlikte açıklanmıştı. Proje Cumhurbaşkanlığı 2020 yıllık programında da yer aldı. Programa göre Japonya örneği incelenerek sadece kadın öğrencilerin kabul edileceği üniversiteler kurulacak. Ancak proje Türk kadınını rahatsız etti. Kadın Üniversitesi'nde hukuk eğitimi almış kadınlar için sonrasında ayrı kadın mahkemeleri mi kuracaksınız? Kadın kentleri mi inşa edeceksiniz? Bu bir çıkmazdır. Biliyoruz ki dünyadaki kadın üniversiteleri dünyanın başarılı üniversiteleri arasında yer almamaktadır. Tek cinsiyetli eğitimin sosyalleşmeye, karşı cinsi tanımaya, yaşamıyla ilgili doğru ve gerçekçi kararlar vermeye engel olduğu bilimsel bir gerçektir. Bilimsel eğitim kadınlar ya da erkekler için değil, geleceğimiz olan tüm gençlerimiz için gereklidir. Kadın Üniversitesi projesine Türk gençliği de karşı çıktı. Asıl mesele kadının üretime daha da katılması, toplumsal hayatta var edilmesidir. Bu uygulama ise bunun tam tersine çalışacak ve kadını kafesleyecek ve üretimden, hayattan uzaklaştıracak ve koparacaktır. Hükümete de çağrımızdır. Türk gençliği olarak asla böyle bir uygulamayı kabul edeceğimizi düşünmesinler. Hükümetin üniversite için sahada atacağı adımlarsa yargıya taşınacak. Eğer böyle bir girişimde bulunulursa Danıştay'a dava açacağız, iptal davası açacağız ve Cumhuriyet Yargısı'na güveniyoruz. Şimdi Gaziantep'ten dev bir koronun görüntülerini getireceğiz ekranlarınıza. Gaziantep'te 1270 lise öğrencisinden oluşan koro, seslendirdikleri marşlarla Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçi'ye destek verdi. 1270 kişilik dev koro marşların ardından Mehmetçi'ye asker selamı yolladı. Barış Pınarı Harekatı'na lise öğrencilerinden destek geldi. Görüntüler Gaziantep'ten. 1270 lise öğrencisinden oluşan koro, Barış Pınarı Harekatı'na destek için marşlar söyledi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu koroyu anlattı. Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimize moral desteği sağlamak için Milli Eğitim Müdürlüğümüz Şahinbey Belediye'mizin desteğiyle 9 okulumuzdaki 1270 öğrencinin katılımıyla milli birliğimiz, beraberliğimizi tek yürekte hissedip tek nefeste söylemek adına burada bir koro seslendirme yaptı. Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nde ilk konserini veren öğrenciler oldukça heyecanlıydı. Öğrenciler ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyledi, asker selamıyla Mehmetçi'ye destek oldu. Efendim, ulusal kanal ekranlarının kararmaması için başlatılan imece kampanyasına emek cephesinden gelen destek büyüyor. Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağrıcı ile Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, ulusal kanalın emek mücadelesinin sesi olduğunu vurguladı. Başkanlar, bu sesin daha gür çıkması için herkesi TürkSat kampanyasına dahil olmaya çağırdı. Ulusal kanal emeğin, emekçinin gerçekten sesi. Tek desteğini milletten alan ulusal kanal kapanmasın. İşçi sınıfının sesi olduğu vurgulandı, ekranın kararmaması için çağrı yapıldı. Türkiye'de çalışma hayatının birçok kişinin oradan gerçekleri duyduğu bir platform orası. Ulusal kanalın TürkSat'a ödemesi gereken uydu kirası için başlatılan seferberlik sürüyor. Binlerce ulusal gönüllüsü kolları sıvadı, borcun ödenmesi için imece başlattı. Borcun son ödeme tarihi ise 12 Kasım 2019. Ulusal kanalın ekranları kararmasın. Siyasetçiden hukukçuya, kitle örgütünden sendika yöneticilerine kadar TürkSat borcu için ulusal kanala destek mesajı da yağdı. Orası herkesin özgürce sorunlarını dile getirdiği, emekçilerin gerçekten sorunlarını haykırdığı bir kanal. Bağımsız kanallara bu ülkenin ihtiyacı var. Türk İş'e bağlı Güvenlik İş Sendikası ve Sağlık İş Sendikası'ndan da İmece'ye destek geldi. Biz de Güvenlik İş Sendikası olarak üyelerimiz özel güvenlik görevlilerinin birçok defa sorunlarını ulusal kanal aracılığıyla dile getirdik. Ulusal kanal bu millete her zaman lazım. Sendika başkanları işçi sınıfının mücadelesine geniş yer ayıran ulusal kanalın kararmamasını istedi. Emekçiler oradan izleyip çalışma hayatını takip ediyorlar. Ulusal kanal gerçekten bizim gönlümüzde, yüreğimizde ayrı bir yeri var.
İşte sizler de artık bir öyle bir aile gibi olduk. İşçinin ve emekçinin hep yanında olduğunu gördüğümüz Ulusal Kanal'ı destekleyelim. Ve bu haberle birlikte gece görüşünü bu arada noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Yarın akşam saatler 23'ü gösterdiğinde ben ve ekip arkadaşlarım yeniden sizlerle birlikte olacağız. Güzel bir gece geçirmeniz dileğiyle şimdilik hoşça kalın.